dedi. Çünkü hala oyuncu almadınız, işte sol taraf eksik, sol bek eksik, sağ beke istiyorlar, orta sahaya istiyor, stoper diyorlar. Ya haklılar yani, o anlamda bir düşüncemiz zaten taraftarla aynı diyor. Ama diyor gitmiyorlar işte, özellikle Abubakar gitmemek için ayak diretiyor. Ne yapabiliriz diyor. Yani basın toplantısında da söyledim. Amerte gitmiyor diyor. Bunlar olmadan bir şey yapamayız. Hala Chamberlain kadroda. Yani bu oyuncular gitmedikten sonra gerçekten Beşiktaş'ın tam anlamıyla transfer yapabilmesi çok zor. Şunu da söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Hatta dün de söyledim. Beşiktaş bir fırsat transferi de yapacak Eylül ayında. Yani Eylül'ün 15'ine kadar zaman var. Bu transfer dönemi kapanmadan bir fırsat transferi de düşünüyorlar. Zaten bunu Sayın Başkan Hasan Arat da dün deklare etti. Yani Beşiktaş'ın içi rahat olsun. Beşiktaş transfer yapacak ama öncelikle ana hedef o içeridekilerin gönderilmesi gereken isimlerin gönderilmesi yönünde. Yavaş yavaş zaten bazı gelişmeler oluyor. İşte bugün Muleka anlaşıldı. Muleka'nın gidişi hemen hemen artık kesinleşti gibi. Netlik kazandı gibi. Netlik kazandı. Resmi bir açıklama olmadı ama görüşmelerde yapmak, zaten hoca da söylemiş, görüşmelerde bulunmak için buraya getirmedik dedi. O da Arabistan'a büyük ihtimalle gidiyor. Oradan da bir opsiyonlu şekilde, bir maddi anlamda Beşiktaş'ın elini kolunu rahatlatacak bir para da gelecek. Onu da söyleyelim. Onun dışında Chamberlain'in de ben artık önümüzdeki hafta falan bir sözleşme feshi bekliyorum. Ya Chamberlain'in yine de özellikle Premier Lig'de de şeyi olan, piyasası pazarı olan bir oyuncu. Yani en kötü belki İngiltere'de kalmak, gitmek istiyormuş. Yani yanılmıyorsam eşi de öyle düşünüyormuş. En kötü belki Championship ise orada bir mücadele edecek bir takıma gidebilir. Yani yavaş yavaş bazı şeyler oturacakmış gibi geliyor Beşiktaş'a. Hasan Arat şunu söyledi. Aslında bizim görüştüğümüz ve el sıkıştığımız oyuncular var ama oyuncu gitmediği için mecburen açıklayamıyoruz dedi. Mesela Amir gitti dedi. Endor'u açıkladık dedi. Yani şimdi büyük ihtimalle Muleka gidiyor. Muleka'nın işi imzalansın, resmiyete dökülsün. Muleka gittikten sonra ben yani bir son anda bir aksilik olmazsa Chelsea'den Agnello'yu bekliyorum. Yani Muleka'nın gidişine bağlı. Öyle bir yol izledik dedi bu sene Sayın Arat. Muleka gittikten sonra ya da başka, Muleka'dan önce başkası giderse, yani bir oyuncu gidecek, bir oyuncu açıklayacağız. Bir oyuncu gidecek, bir oyuncu açıklayacağız dedi. Gayet makul. Yani kontenjanı boşaltmadan bu hamleleri yapamazsınız. Yani çok böyle taraftarlar da umutsuz bakıyor bazıları. Çok bu konuda umutsuz olmasınlar. Beşiktaş transferlerini de yapacak, onu söyleyeyim. Salim, şimdi transfer noktasında Beşiktaş'ın ihtiyacı olan noktalar da var. Ama evet, bir yandan Kartal abinin bıraktığı yerden devam edelim istersen. Elinden de çıkartması gereken bir kadroda istediği gibi derinlik de yok en nihayetinde. Yani 14'te bir sınırınız var. Onu da çok fazla aşamıyorsunuz. Ve buraya bir şekilde sınırlanmanız lazım. Yani bazı oyuncuların da gitmesi lazım ez cümle. Neler söylemek istersin? Öncelikle Muleka ile ilgili Kartal abinin kaldığı yerden devam edeyim. Muleka Erkulot takımına transfer oldu. Kiralık satın alma opsiyonlu bir şekilde. Kiralama bedeli yaklaşık 1 milyon euro. Satın alma opsiyonu da 1,5-2 milyon euro bandında. Bunu belirtelim. Oyuncu Suudi Arabistan yolcusu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İfade ettiğiniz gibi Beşiktaş'ın oyuncu göndermesi lazım. Özellikle de burada Beşiktaş yönetimi, Hasan Arat yönetimi, Hüseyin Bey transfer çalışmalarını yürütürken, önemli transferler yaparken birçok oyuncuyla da yolların ayrılması söz konusuydu. Birçoğundan çıktı Beşiktaş. Rebiç'ten çıktı, Amir kiralık gitti. Yakın dönemde hatırladığımız bunlar. Sonrasında Rozier gitti. efendim? Rozier Rossi'ye tabii. Rozier gitti. Çok kıymetliydi mesela onun Amartey gidişi. mesela hala Duruyor. diretiyor. Amartey ile ilgili şunu söyleyebilirim. Amartey'e Suudi Arabistan'dan gelen bir teklif vardı. Hatta kulüpler anlaşmıştı, gitmek istemedi. O kulübü daha önce transfer raporunda paylaşmıştım. El Ahli Şabab kulübüydü. Bu kulübe gitmedi Amartey. Kendisi Suudi Arabistan'a gitmek istemedi. Fakat şu an hala hem Suudi Arabistan'dan hem Arap Yarımadası'ndan, Dubai'den gelen teklifler var Amartey için. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında Abubakar konusu hala belirsizliğini koruyor. Abubakar'ın ciddi bir maliyeti var. Burada Abubakar gelen teklifleri de kabul etmiyor. Menajerler aracılığıyla gelen teklifler var. Takımda kalmak istiyor. Maddi anlamda da Kartal abi daha net
bilecektir benden Beşiktaş'ın içerisini. Maddi bir külfet oluşturuyor takıma, bunu da söyleyelim. Yani burada Abubakar'ın maliyeti ortalama 3,5 net alıyor. 1 milyon imza parası. 4,5. Bonuslarla falan 4,5 geçiyor yani. İnanılmaz yani, bir şey. İnanılmaz. Burada bunu kurtarması lazım. Bunu söyleyebilirim. Yani burada çıktığı zaman 4,5-5 milyon eurodan kar etmiş oluyorsunuz. Hangi pozisyonlara transfer gelecek? Kanat pozisyonu dedin. Gabriel Angelo, ben de aynı bilgiye eriştim. Beşiktaş bu transfer için kulübü Chelsea ile anlaştı, oyuncunun kulübüyle. Kiralık satın alma opsiyonlu bir şekilde gerçekleşecek. Gabriel Angelo dışında kim olabilir? Hangi pozisyonlara transfer yapılabilir? Sol bek transferi şu an düşünülüyor. Stoper takviyesi olabilir duruma göre. Stoper pozisyonunda da teyit edemedim ama dış basında yer aldı. Sadece şunu öğrenebildim. Victor Lindelof bu oyuncuyla sadece bir temas olmuş. Bunu söyleyelim çünkü oyuncu önemli bir oyuncu. Manchester United'ın oyuncusu. Öyle hemen hadi gel transfer edelim şeklinde olacak bir transfer değil. Sadece Beşiktaş gündemine aldığını öğrendim. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında Semih Kılıçsoy ile ilgili tekliflerin olduğu ifade edildi. Oyuncu cephesiyle görüştüğümde henüz resmi teklif yok. Bize ulaşan yok. Bize zaten ulaştığı zaman herhangi bir menajer, kulüp yetkilileri direkt Beşiktaş'a yönlendiriyoruz dedi. Ernest Muçi'ye gelen tekliflerden bahsedildi. Sadece oyuncuyu Aston Villa takip ediyor. Bunun sebebi de bilindiği üzere eski takımında Aston Villa'ya karşı önemli bir performans ortaya koymuştu. Takip edilmesinin de en önemli nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Bana gelen bilgi de bu yönde. Bunu söyleyebilirim Beşiktaş'la ilgili. Şunu sorabilir miyim Kartal abi? Şimdi Beşiktaş son yıllarda özellikle hani fırsat transferi diye adlandırdığımız dönemlerde birçok isim denedi. İşte Pjanic'i denedi, Delali'yi denedi, geçen sezon Oxlade Chamberlain'i denedi. Ve bu fırsat transferlerinde bir türlü umduğunu bulamadı. Şimdi bu bir yandan tabii fırsat transferi deyince insanın aklı çeliniyor haliyle. Bunların her biri birer markaydı en nihayetinde. Evet. Ama umduğunu bulamama hadisesi de biraz hani sütten ağzı yanma hikayesini de peşinden getirebilir. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. Buna da çevirebilir işi. Yoksa benim zaten bütçem var. O fırsatı gene çıkarsa değerlendiririm diye de bakabilir. Senin görüşün nasıl abi bu noktada? Aslında çok iyi özetledin. Yani sütten ağzı yandığı için Beşiktaş yönetimi bu sezonki adımlarını fırsata, yani fırsat transferine bakmama adına yaptı. Evet. Yani nokta transferi. Daha önceden belirlenmiş isimler. Üzerinde yoğunlaşılmış, konuşulmuş, ince eleyip sık dokunmuş isimler. Ne yaptılar? Tık 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 sezon bitti. Kampa hepsini yetiştirdiler. Üç önemli yıldız. Paulista, Rafa Silva, Immobile. Üçünü de tık 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 aldı. Ve üçü de gerekli yerlere alındı. Geçmişte ne yapıyorlardı? İşte Dele Alli, Çin'den çıkacak, gelsin. İşte Chamberlain, İngiltere'de oynamadı, şartlarımız uyuyor, gelsin. İşte Pjanic, toparlayamadı. İşte ne bileyim Milan'da, Rebic, Milan'da olmadı, gelsin. Barcelona diyelim. Barcelona, gelsin. Yani